Herkese selamlar arkadaşlar. Scrollcom.tr'desiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere devam videomuz olan yurt dışından alışverişlerde kargo olayını anlatacağım. Kargo olayında en büyük sıkıntılardan birisi arkadaşlar ürünü ücretsiz kargo ile almaya çalışmak. Çünkü ücretsiz kargolar malum bir para vermiyor arkadaşlar ya da çok düşük paralar veriyorlar. Bundan dolayı biraz sıkıntılı oluyor. Ya Türkiye'ye girişlerinde takip edilemiyorlar ya süreleri çok uzun oluyor. Ya da işte satıcıların bu kargolara teslim süreleri uzun oluyor. Depolarda, havalimanlarında çok bekletiyorlar. Bu gibi sıkıntılar oluyor. Aslında hataların başında da çok ucuza ürün alacağım. Bu heves her zaman hata yaptırıyor. Çünkü neden? Çin'de her şey çok ucuz zannediliyor. Çin'de çok uyduruk ürünler evet çok ucuz. Ama onlar Türkiye'de de ucuz zaten. Hani bir, bir milyoncudan ürün almak var. Bir de işte ne bileyim daha kaliteli yerlerden ürün almak var. Bir tanesine işte birkaç lira verip alıyorsunuz. Yani birkaç kere kullanabiliyorsunuz. Diğerine biraz daha fazla para veriyorsunuz ama daha uzun süre kullanıyorsunuz. Aynı şey Çin içinde geçerli. Burada da ne kadar para o kadar daha iyi ürün diyebiliriz. Ne kadar ekmek o kadar köfte misali. İlla ücretsiz kargo diye tutturduğunuz zaman emin olun daha zararlı çıkarsınız. Çünkü satıcılar da uyanık. Ücretsiz kargo olarak koyuyorlar ama ürünün fiyatını yüksek tutuyorlar. Siz normalde ücretli kargodan alacağınız üründen daha fazla para ödemiş oluyorsunuz. İkinci bir hata. Önemli ürünleri genelde takipsiz kargolarla almak. Kargoya dikkat etmeden direkt satın alıyorlar. Sanki ürün bitecekmiş gibi davranıyorlar. Emin olun hiçbir ürün bitmez arkadaşlar. Hep yerine yenisi gelir, daha iyisi gelir. Çin yani sürekli üretim halinde. Hiçbir zaman ellerinde ürün kalmadı gibi bir şey olmaz. O yüzden acele etmeyin. Ürünün optimum fiyatını bekleyin. Benim size vereceğim beklentilerde ürünlerin işte en yüksek, en düşük, işte standart fiyatları falan olur. Bu fiyatları takip edip ona göre almaya Çalışın. Takipli kargoyu mümkün oldukça kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Sorun yaşamayın. Şimdi bakalım. Türkiye'den fiyatları kontrol edin. Bir ürünü alacaksınızdır. Mesela şu mikrofondan bahsedeyim. Bu mikrofon 27 dolar. Ben bunu Amazon'dan almış olsaydım Türkiye'deki fiyatından daha pahalıya geliyordu. Bunu Türkiye'de bir yerden 200 küsür düştü. İşte 220-230 liraya mı ne? bulmuştum. Amazon'da 40 dolara geliyordu arkadaşlar. İşte vergiler, şunlar, bunlar Türkiye'deki fiyatından daha pahalıya geliyordu. Çünkü Amazon 10-15 dolar gibi bir sırf kargo çıkartmıştı bana. Bir 10 dolar gibi de işte şey çıkartmıştı vergi vesaire. Bayağı bir pahalıya geliyordu. O yüzden ben bunu Çin'den almayı tercih ettim. Oradan direkt 27 dolara alabildim. Yanında da işte rüzgara engelleyici, detket dediğimiz bir kılıfı var. Onu aldım. Benim için bayağı karlı oldu. Bunlara dikkat edin. Satıcıları dolandırmaya kalkmayın arkadaşlar. Çünkü olumsuz yorum alırsınız. Yani ürün geldi ama siz gelmedi deyip para iade talebinde bulunabilirsiniz. Burada da satıcı size olumsuz yorum yapar. Hem kargolarınız gecikmeli gelir hem de para iadesinde sıkıntı yaşarsınız. Siz şimdi bir ürünü aldınız. Kargoyu vesaire seçtiniz. Burada olay nasıl oluyor? Genelde burada çok sorun oluyor. Neden derseniz size bir takip numarası veriyorlar. Siz zannediyorsunuz ki ürünü adam teslim etti. Aslında böyle olmuyor satıcılar kargo firmalarıyla anlaşıyorlar. Kargo firmaları bunlara takip numaraları veriyor. Bunlar ürünü paketliyorlar. Üstlerine o takip numarasını yazıyorlar ama ürünü teslim etmemiş oluyorlar. Ya kargo firması gelip ürünleri teslim alıyor ya da bunlar gidip ürünleri teslim ediyor. Bunların bu işlemi yaptıktan sonra takip aşamasına geçiyor. Yani adam ürünü elinde bir hafta da tutabilir. Daha sonra kargoya verebilir sizin şansınıza denk gelmiştir. Aynı günde verebilir. Yani bir ürününüz anında takibe girmişken diğer ürününüz bir hafta sonra girebilir. O yüzden acele etmeyin. Bir süre bekleyin. Hani 3 gün 5 gün bekleyin. Daha sonradan satıcıya mesaj atabilirsiniz. İşte benim ürünüm hala takibe girmedi. Ne zaman kargoya teslim edeceksiniz diyebilirsiniz. Yani siz direkt aldığınız an size takip numarası verilebilir. Ama bu takip numarası aktif olmuyordur. Onu bilin arkadaşlar. Hakkınızda olumsuz yorum yapıldığı zaman dediğim gibi kargolarınız yavaşlatılabiliyor ama yorumlarınız çok iyiyse de yani puanınız yüksekse de sizin kargolarınızı daha hızlandırmaya çalışıyorlar. Size ekstra işte puanlar falan atıyorlar. Size mesajlar atıyorlar bizden alın vesaire gibi. Böyle avantajları da oluyor. Sizin posta tercihinizde de ben olsam Hollanda ve Türkiye'yi tercih ederim. Size de bunu tavsiye ederim arkadaşlar. 1-2 dolardan kaçmayın. Hollanda ve Türkiye kargolarını tercih edin. Yanwen, Singapur, Malezya gibi kargolar yavaş olacaktır. Ha, sizin için önemli bir ürün değildir. O zaman bu kargoları seçebilirsiniz. İşte standart Çin kargosu filan dediğim gibi bir ayı bulacaktır. Ben size videonun sonlarına doğru aldığım bazı ürünlerde kargo sürelerini de vereceğim arkadaşlar. Pahalı kargolar daha hızlı ürün getirmez. Onu söyleyeyim. Pahalı kargolarda şöyle bir şey var arkadaşlar. illa ki daha bir hızlı oluyor ama mesela Türkiye'ye de Hollanda kargosundan daha hızlı olmuyorlar. Ve gümrüğe takılma olayları daha çok oluyor. Denetimler daha çok oluyor. Yani yasaklı bir ürün alırsanız bunların takılması daha kolay oluyor onlarda. O yüzden genelde Türkiye ve Hollanda kargosu en ideal kargolar oluyor arkadaşlar. Takipsiz kargolarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Diyelim kargoyu verdi. Siz takip numarasını aldınız ama Türkiye'ye girdikten sonra takip edilmedi. O zaman o kargo firmasının sitesine gideceksiniz. O takip numarasıyla arama yaptıracaksınız. Size Türkiye'deki takip numarasını verebilir, vermeyebilir. Bu şansınıza kalmış. Diyelim vermedi. Türkiye'de takipsiz kargo. Ya da direkt takipsiz bir ürün aldınız. Hiçbir yerde takip edilmiyor. O zaman postacının insafına kalabiliyorsunuz. Postacı ürünü teslim alır. Teslim etmeme gibi bir durum olmaz ama ne yapar? Posta kutusuna bırakır gider. Genelde böyle sorunlar oluyor. oluyor. Komşunuz alabilir, tanıdığınız biri alabilir, size daha sonra verecektir ya da kötü niyetli biri alabilir. Paketi açabilirler. Böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Hatta paketlerin kapının önüne atılıp gidildiği de çok olmuştur. Bu sorunların önüne geçmenin en kolay yolu da postacı ile aranızı iyi tutmak. Mümkünse telefon numarasını almak. İşte bir postanız gelecekse size haber verebilir. Siz ona arayıp sorabilirsiniz. Postacıyla aranız iyi ise bir sorun yaşamazsınız. Ya da iş yeriniz varsa iş yerinize işte söyleyebilirsiniz. Açık olan yerler yani sürekli. Eve söylemektense o tip yerlere söylemek daha kolay oluyor. Ya da gidip de sizin posta şubenize sorabilirsiniz. Benim adıma bir kargo gelecekti. Bu kargo nerelerde diye merak edip sorabilirsiniz. Size yardımcı olurlar ama bu takipsiz kargolar emin olun bir 20 günü falan buluyor rahat hatta geçiyor. Şimdi bakalım. Sizi evde bulamazsa takipli kargolarda posta şubesine götürürler. Siz posta şubesinden gidip alırsınız. Eğer bir gümrük ödemeniz varsa bu gümrük ödemesinde postacı kapıda sizden alır arkadaşlar. Bir sorun yaşamazsınız. İlla gümrüğe giren her ürün gümrükte takılacak diye bir şey yok. Gümrüğe girer gümrükten çıkıp size gelebilir. Hiçbir sorun olmaz dağıtıcıya ürün verilirse, dağıtıma verilirse genelde aynı gün sizde oluyor arkadaşlar. Ondan yana bir sıkıntınız olmasın. Bazen farklı şubelere gidebiliyor. Şöyle ki kargo geldi Türkiye'ye. Atıyorum mesela Bağcılar şubesinden gitti Bahçelievler şubesine, geri Bağcılar'a döndü. Çünkü her yerde gümrük olmuyor. Gümrüğe sevk ediyorlar, gümrükten geri alıyorlar. Bu gibi şeyler olabiliyor. O zaman ürünleriniz birkaç gün gecikiyor arkadaşlar. Paketleri ayırabiliyorlar ayrı ayrı paketler haline sizi geri yollayabiliyorlar. Kontrolden sonra mesela şöyle bir şey olabiliyor. Siz fiyatınız yüksekse normalde siz bir ürün almışsınız. O ürünün yüksek fiyatta olduğundan şüphelenebiliyorlar. O zaman sizi posta idaresine yani vergi idaresine çağırıyorlar. Neredeyse bu. Orada sizden beyan istiyorlar. İşte sizin elinizde bir fatura varsa mesela 20 dolarlık bir üründür. Faturasını ibraz edersiniz. Ürünü alırsınız. 2-3 liralık bir işte pul vergisi gibi bir vergi alıyorlar. Başka bir vergi almıyorlar. Ama siz ürünün fiyatını beyan edemezseniz o zaman onlar bir referans fiyat belirleyip onun üzerinden vergilendiriyorlar sizi. Bunu vergiler kısmında yine değineceğiz arkadaşlar. Çok geç kalırsa kargolar iptal edebiliyorsunuz. Hem iptal edip hem para iadesi almaya çalışırsanız dediğim gibi olumsuz yorum alabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Bazı örnek kargo süreleri vereyim size. Mesela şu ürünün Geliş süresi 7 Mayıs'ta almışım, 8 Haziran'da elimde olmuş. Bu ücretsiz bir kargo arkadaşlar. Mesela Brown için diş fırçası başlığı almışım. 8 4 Mayıs'ta almışım, 16 Mayıs'ta elimde olmuş ürünler. Bir kahve ütüsü aldım. Bayağı büyükçe bir şey. 2 Mayıs'ta almışım, 21 Mayıs'ta teslim etmişler. Mokute'nin bir kolunu aldım, Bluetooth kolunu. Daha önce de anlatmıştım bazı videolarda. 8 Nisan'da aldım, 17 Nisan'da elimdeydi. Bu Hollanda kargosuyla geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz 9 gün içinde elimde oldu. Bu Takstar mikrofonu 2 Nisan'da aldım, 2 Mayıs'ta elimde oldu. Yine bu da basit bir kargo ile gelmişti. Bakın mesela Türkiye kargosuyla aldığım Sony pil seti var. 4 Nisan'da almışım, 18 Nisan'da elimde olmuş. Bu 14 gün sürüyor. Mesela Hollanda kargosu gördüğünüz gibi 9 gün sürüyor. İlla hani Türkiye kargosu çok daha hızlı zannetmeyin. Genelde birbirleriyle yarışıyorlar. Hani 4-5 gün içinde getirdiği de olmuş Türkiye kargosunun o bana denk gelmedi. Kargoların numaralarında bazı şeyler var arkadaşlar. Mesela 2 kilogramın altında R, R ile başlayan kargolar işte kayıtlı posta olarak geçiyor. E ile başlıyorsa hızlı kargo servisi. 20 kilogramın altında ve C ile başlıyorsa bunlar da koli oluyor arkadaşlar. Daha detaylı bu harflendirmeler için aşağı bir link vereceğim. Oradan hepsine bakabilirsiniz. Mesela bazı arkadaşlar bazı kodların gümrüğe daha çok takıldığını filan söylemişler. Mesela sonlarında da TR yazıyorsa Türkiye, CN yazıyorsa Çin, NL yazıyorsa Hollanda. Bunun gibi hangi kargo firmasından olduğunu da öğrenebilirsiniz. Takip sitelerimiz var. Ondan sonra bunların en şey popüleri 17 trek arkadaşlar. Bazı farklı kargolar da var. Ben onları da vereceğim size. Tüm dünyanın firmalarının kargosunu da görebileceğiniz bir site var. Orayı da vereceğim. Takip numarasını aldığınız zaman illaki ki sitesinden kontrol etmek isterseniz o linke gireceksiniz. Oradan kargo firmasını bulup kargonuzu takip edebileceksiniz. 17 tre'ye üye olup senkronizasyon yaparsanız hem bilgisayarınızda hem cep telefonunuzda aynı kargoları takip edebilirsiniz. Arşivleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada özetleyecek olursak kargolarda en çok dikkat edilecek şey de ısrar etmemek, takip numarasına dikkat etmek, iyi ürünlerde takip numarası almaya çalışmak, mümkünse Hollanda ve Türkiye kargolarını tercih etmek, mümkün değilse takiplilere öncelik vermek daha sonra takip size geçmek, eğer takipsiz bir kargo varsa takipsiz kargonun sahibinin kendi sitesinden kontrol etmek, Türkiye girişten sonra vergi kısmını kontrol etmek vergiye takıldıysa bununla ilgili ibraz edebileceğiniz belge varsa onları bulundurmalısınız. İbraz edeceğiniz bir belge yoksa da dediğim gibi vergisini ödeyip alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sorun olmuyor. Yasaklı ürünlere dikkat edin. Yine vergiler kısmında bunlardan bahsedeceğim. Satıcı size kargonuzu verdikten sonra yine yardımcı olur. Sadece mesaj atmanız lazım. Kargo takibini göremediğiniz bazı bilgileri de satıcıdan alabilirsiniz arkadaşlar. Türkçe mesaj atmanızda bir sıkıntı yok hiç çekinmeden farklı mesajlar atabilirsiniz. İşte ürünüm gelmedi, gecikti, para iade talebinde bulunabilirsiniz. Kısmi para iadesi. Çünkü ürün kırıla da biliyor. Mesela şu Takstar mikrofonun kutusu ezik içinde geldi ama mikrofonu Allah'tan bir şey olmamıştı. Hani bu tarz ürünler genelde zarar görmüyor çünkü metal yapıda ama bunun gibi kırılgan ürünlerde sorun çıkabiliyor. O zaman satıcı ile iletişime geçebiliyorsunuz. Satıcı bazen geri kargola diyebiliyor. Ama çoğunlukla sen ürünü ister at diyor ister tamir et ben sana para yerdesi yapacağım diyor. Çünkü kargoyu ona geri yollamak daha sorunlu oluyor. Hem de itibar açısından genelde paranızı iade ediyor. Tabi yorumlarınız çok kötü değilse yorumlarınız kötüyse sıkıntı yaşayabilirsiniz onu da söyleyeyim. Kargo olayı da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar haricinde farklı sorunlarınız varsa aşağı yorumlara yazarsınız. Vergi videosuna devam edeceğim. Vergi videosunu da izlemenizde yarar var. Şimdilik hoşçakalın.